Sayın seyirciler, yeni bir Feminen Adalet programına hoş geldiniz. Biliyorsunuz programımızda kadına dair her şeyi konuşmaya, çözümler üretmeye, masaüstü el altına almaya çalışıyoruz. Kadının gücünden, kadının siyasetteki, sosyal hayattaki yerinden, kadının sorunlarından, bunların çözüm noktalarından hareketle programımıza da çok sevgili ve değerli konuklarımızı davet ediyoruz. Bugün de çok sevgili, kıymetli bir konuğumuz var. Sayın Mualla Uydu Yücel Hocam diyorum size. İslam Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Profesör Doktor Sayın Mualla Uydu Yücel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Yayınınız hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim hocam. Başarılar diliyorum. Yayınımızda amacımız başta söylediğim gibi kadına dair her şeyi konuşuyoruz. Bunu yaparken kadının sorunlarından bahsediyoruz. Ama hep olumsuzu konuşmak yerine biraz da sizler gibi çok kıymetli doğru modelleri buraya konuk ederek aslında toplumda bir örnek model de sergilemeye çalışıyoruz. Siz çok kıymetli bir akademisyensiniz ve Türk tarihi konusunda çok ciddi çalışmalarınız var. Yeni bir eseriniz de var, yazılı basınınız da var, bunu biliyoruz. Biraz Türk tarihine geçelim. Oradaki kadının yerinden başlayalım. Bu sizin en bildiğiniz, en hakim olduğunuz konu. Nasıldık, nerelere geldik? Bir sohbet şeklinde ilerleyelim arzu ederseniz. Tabii ki. Teşekkür ediyorum öncelikle davetiniz için. Aslında şöyle söyleyebiliriz. 30 yıllık bir meslek hayatım var ve bu meslek hayatında da İslam öncesi dönemden başlayarak tarihte Türklerin kadına verdikleri rolü ve önemi araştırmaya çalıştık. Kısa bir süre önce de aklıma şöyle bir şey geldi. Rahmetli Bahriye Üçoğlu'nun Türk Kadın Hükümdarları diye bir kitabı vardı. Evet. Hocamız o kitabında 5-6 tane kadın hükümdarı çalışmıştı. Ben bunu tarih boyunca yapmak istedim ve bu düşünceyle de yola çıktım. Kaynakları topladım. Fakat akademik bir çalışma yapmak elbette güzel, ancak bunun bütün herkese yayılması gerekirdi. Daha ulaşılabilir hale gelmesi için belki aynen de böyle bir çalışma daha. Aynen. Yani daha popüler diyebileceğimiz, hı-hı, bir şey. Ve başladım yazmaya. Tomris Hatun'dan, işte milattan önce 6. yüzyılda yaşıyor. Çok ciddi kaynaklara ulaşmış olmalısınız. Çok, çok. Nerelerde çalıştınız? Vallahi. Yani Türkiye dışında kaynaklar da herhalde var. Ben hayatımın bir kısmını Rusya'da geçirdiğim için Rusya'daki kaynaklar üzerinden, özellikle Tomris Hatun'u yazarken, hı-hı, aslında Pers kaynaklarının, hı-hı, yanı sıra Rusça kaynaklardan da, hı-hı, yararlandım ve onun hayat hikayesini yazdım. Ancak yazarken tabii kaynakların ışığında dedim, zira. Fakat her birinin hayatı benim gönül dünyamda da farklı bir iz bıraktı. Hı-hı. Onu kelimelere döktüm. Çok güzel. Yani o izler kelimelerde belki hayat buldu diyebilirim. 19. yüzyılda yine Rusların Türkistan'ı işgal süreçleri içerisinde Kurmancan Datka dediğimiz Türk tarihinin ilk kadın generali. Ciddi bir titir değil mi? Evet, aynen öyle ve bunu Ruslar veriyorlar. Yani vay, bu ünvanı da kendilerine Ruslar veriyor. Onların hayat hikayesini anlattığım toplam 26 tane kadın liderimiz var, kadın hükümdarımız var veya Türkçe tabirle Ulu Hatun veya Terken Hatunumuz var. Onları Öztürkçe anlattık. Ne güzel ifadelerimiz var değil mi, evet, aslında? Aslında öyle. Hı-hı. Ve tabii okuyucuların hizmetine sunduk diyelim. Tabii burada kitabı hani bu şekilde, evet, de evet, gösterelim. Daha sonra büyük ekranda da göstereceğiz. Aslında hocam kaldıralım onu azıcık. Evet. Şöyle verin siz bana. Tamam. Sevgili Mualla Hocam'ın Bozkır'ın Asenaları adlı kitabı. Niye Bozkır'ın Asenaları dedim? Evet. Şimdi bakın. Çünkü bunların her biri Türk tarihinde önderlik yapan kişiye, Türk kültüründen kaynaklanarak kadınlara Asena deniliyor. Evet. Dolayısıyla şu anda da çok yaygın kullanılıyor. Evet, çok aslında yaygın. Ama hani belki siyasi de bir tabir olarak düşünülmüş olabilir ama ben bunu koyarken siyasi olarak değil, Türk tarihinde bu kadınların her biri Asena vazifesi gördüğü için, yani önderlik ve liderlik yaptıkları için kitabın adını bu şekilde koymayı tercih ettim. Hı hı. Ama aslında kitap, Asena kelimesinin anlamı şu andaki kullanımından biraz daha, ya şimdi çok fazlasıyla siyasallaştı. Evet. Ama Türk tarihinde yine söylüyorum, toplumu derleyen, toplayan, ona önderlik eden,
Türk tarihinde yine Göktürklerden itibaren kutsal saydığımız, gördüğümüz bir Aşina boyu var. Aşina sülalesini dişi kurt kuruyor. Dolayısıyla aslında dişi Aşina kurtu, kelimesi öyle mi? Evet, onu ifade ediyor. Aşina'nın Asena'ya dönüşmüş şekli. Ve bu şekilde ben özellikle günümüzde genç kızlarımızın, kadınlarımızın tarihlerinde, dünya tarihinde elbette ki çok fazla kadın liderler var. Ama bizim kendi tarihimizde onlardan daha fazlası var. Bunu hocam burada şey sıkıntı değil mi? Yani biz kendi tarihimizde çok bilmiyoruz ya da araştırmıyoruz. O yüzden böyle eserlerin bizim için önemi çok büyük. Yani doğru bilgilere, doğru kaynaklardan ulaşmak, kendi tarihimizi bilmek, kadınların gücünün ne olduğunu görmek. Elbette. Şu anda bununla yüzleşmek kıymetli bir dönem diye düşünüyorum. Çok güzel bir dönemde çıktı şimdi, aslında. Bu kadınların hayat hikayelerine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Mücadeleci, mücadele ruhuna sahip. Kimi zaman evladını, kimi zaman eşini, kimi zaman ailesini kaybediyor. Ama buna rağmen mücadelesinden asla vazgeçmiyor ve büyük bir istekle de adaletten ayrılmadan, liyakat üzerine kurulu bir sistemi devreye sokuyorlar ve böylece pek çoğu kendi hem devletinin hem de halkının gönlüne girmeyi başarıyor. Bunun elbette ki bir bedeli var mı? Var. Aslında sizin dediğinizden şunu mu anlıyoruz? Yani yöneticilik, bir devlet yöneticiliği, bir toplumu yönetmek o kadar hassas dengeler barındırıyor ki içinde. Tabii. Ama bazı temel şeyler var değil mi? Trikler var. Yani adil olmak dediniz. Evet. Liyakat dediniz. Evet. Cesaret dediniz. Evet. Bunlar olmadan hepsini toparlayabilmek mümkün değil. Değil. Gün geliyor insan evet canını kenara atmak zorunda kalabiliyor. Çünkü çok daha önemli toplumsal değerler daha ön plana çıkabiliyor değil mi? Evet. Aslında bu değerleri belki bugüne de uygulamak çok kıymetli değil mi? Gerekli. Tabii ki geçmişten günümüze devraldığımız değerlerimiz var, ilkelerimiz var. Geçenlerde Kültür Konseyi'nde böyle bir toplantımız olmuştu. Ben bir konferans vermiştim. Kaybolmaya başlayan değerlerimizden de orada bahsetmiştik. Bunların içerisinde özellikle hani kadın liderler üzerinden gidiyoruz ama toplumda genel itibariyle pek çok noktada zayıf halkaların meydana geldiğini görüyoruz. Ahlaki değerler bunun içerisinde, etik değerler bunların içerisinde. Dolayısıyla bu işi derleyecek, toplayacak. Kadının şöyle bir özelliği var Taci Ser Hanım. Derleyen, toplayan bir yönü var. Hani kadının girdiği toplumlarda veya ortamlarda, kurumlarda, ortamlarda ne derseniz deyin daha... Hani çalışma hayatındayız hepimizde. Sistem kurmayı kadınlar daha iyi becerebiliyor. Yani erkeklerin analitik zekası başka bir şey. Ama mesela ben kendi adıma söyleyebilirim. Türk hukuk sisteminde adliyelerdeki kalem ve o sistemi kuran ve yürüten kadınlar. Yani kadınları çektiğiniz zaman bir kalem sisteminden, mahkeme sisteminden sistemde ciddi harabiyet olur. Ama tabii bu yine de aslında birlikte olan bir şey değil mi? Yani... orada sizin kitabınızda çok güzel bir cümleye rastladım. Ön sözündeydi galiba. Birlikte, yani tek başına değil. O tabii. Güç de birlikte değil mi? Zaten şöyle bir şey. Türk tarihinde kadın ve erkek yan yanadır. Hı-hı. Omuz biri omuzadır. Önde veya biri arkada değil. Hayır, değildir. Bunu ısrarla da söylüyorum. Yani özellikle İslam öncesi Türk tarihinde ve daha sonraki dönemde de fark etmez. Pek çok Rus, İngiliz, batılı seyyah diyebileceğimiz seyyahlar 19. 20. yüzyıla kadar da yine Türk Cumhuriyetlerinin olduğu bu Türkistan coğrafyasına gidiyorlar ve orada şunu söylüyorlar. Yani onlar kadınlar ve erkekler birbirlerinden kaçmazlar. Başka halklar için bunu söylemezken Türkler için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorlar. Ne kadar kıymetli bir özellik kıymetli, aslında. Tabii birbirlerinin yanağıdırlar diyorlar. Yani tabirle Randolph'un birbirlerinin yanağıdırlar. Öyle görürler yani. Omuz omuzadırlar. Onun için diyoruz zaten ne bir adım önde ne bir adım geride yan yana. Kadın ve erkek yan yana. Mesela devlet yönetiminde şöyle bir ifadeye rastlıyoruz. Hakan ve Kaan buyuruyor ki, özür dilerim, Kaan ve Hatun buyuruyor ki, eğer ikisi olmazsa gönderilen fermanlar geçersiz sayılıyor. Veyahut da bir elçilik heyeti geldiğinde onu kabulde mutlaka Hatun'un Hakan'ın yanında olması gerekiyor. Olmazsa Hakan, olmaz. Olmuyor. Çünkü yine söylüyorum yani devlet sisteminde, aile hayatında, toplumsal hayatta
töre dediğimiz kurallar var eski Türk toplum yapısında. Yazılı olmasa da evet, yerleşmiş. Yazılı, evet, herkesin bildiği, kabul gören. Kabul gören ama işte sizin de ifade ettiğiniz gibi yazılı olmayanla. Ve bunun belirlediği şartlar dahilinde kadın ve erkek kendi üzerine düşen görevi yerine getiriyor. Ama zaman içerisinde yani farklı coğrafyalarda, şimdi Türk tarihi çok yine söylüyorum bu noktada yani Batı ve Doğu kaynaklarını gördüğümüz için de ısrarlı bir şekilde ifade ederim. Tanrı Dağları'ndan Tuna Boyları'na kadar çok uzanan bir coğrafyada pek çok milletin tarihine girdik ve onların tarihinde kaynaklarında kendimize yer edindik. Ancak bu yer edinmenin edinmede iki şeyimiz dikkati çekiyor. Birincisi adalet yönümüz. Çok adil olduğumuz söyleniyor. Hani sizin mesleğiniz ama Türkler adildirler. Mesela adalet ama herkese... Türkler adildirler. Evet. Dolayısıyla da o adaletin kendilerine gelmesi için de davetler gönderiyorlar. Yani gelin bizi alın, bizi bu zulümden kurtarın diye. İkincisi toplumda çocuktan yaşlısına kadar herkesin statüsünün belirlenmiş olması. Hı-hı. Devlet hiyerarşisinin yine aynı şekilde Hı-hı. belirlenmiş olması. Hı-hı. Sistem size eğer kendinizi iyi yetiştirebiliyorsanız, devlette idare etme hakkını veriyor. Yani bu kadınlarımız tabii. Yani iyi bir aileden gelenler olduğu gibi kendi tırnaklarıyla o makama çıkanları da görebiliyoruz. Çok büyük bir sıkıntıyla beraber. Şimdi size oradan bazı somut şeyler isteyeceğim ama aslında bu söylediklerinizin birçoğunu bugün baktığımızda yitirmişiz değil mi? Yani o kadar iki spesifik şey söylediniz ki. Birincisi benim için çok kıymetli adalet. Adalet duygusunun geldiği noktada şu anlattığınız herkesin yardım istediği, bizde var olan, yerleşik olan o duygu çok yerle bir durumda şu anda ne yazık ki. İkincisi liyakat. Gerçekten insanlarda çok büyük bir kırgınlık yaşanıyor. Kimse gerçekten eğitiminin, gücünün karşılığında o olan yerlerde değiller. Ne oluyor bu? Küskünlük, arkasını dönüp gitme. Zaman içerisinde reddetmeye dönüyor bu. Yani oy kullanmayan bir sürü insan var bu yüzden. Ya da politikaya girip politikadan bu yüzden ayrılan, kırılan bir sürü insan var. Ne ara biz bu hale geldik? Niye geldik? Çok mu toplumlar karıştık birbirimiz? Yani başka kültürler girdiği için mi sizce bu Türk ananevi yapısında bir bozulma oldu. Bozulma var çünkü. Ben şöyle söyleyeyim. Modernleşme ile batılılaşmayı birbirine karıştırdık. Şahsi kanaatim öyledir. Hı-hı. Yani elbette modernleşeceğiz. Modern Hı-hı. dünyanın ilkelerini doğrularını almak lazım değil mi? Yani kendi gelenek ve göreneklerimizden süzgecinden geçirerek almamız gerekiyor Hı-hı. diye düşünüyorum. Batının her yaptığı şey bizim gelenek ve göreneklerimize uymaz. Yani siz eğer 38 beden bir elbise giyiyorsanız 42 beden size büyük gelir. Şöyle bir şey ben hep onu düşünüyorum. Mesela hukukta da kanunlarımızın büyük bir kısmını biz Avrupa özellikle İsviçre, Almanya vesaire gibi yabancı hukuklardan almışız. Mesela Türk Medeni Kanunumuz İsviçre'den iltibas edilmiş. İsviçre dünyanın en yüksek bilinç seviyesi, farkındalık seviyesi olan ülkelerinden biri. Tam oturamıyor. Çünkü şeyiz biz, biz daha farklı bir toplumuz. O yüzden söylediğiniz burada kıymet arz ama ediyor. Ama şöyle söyleyelim, haklısınız fakat o dönemde Türkiye Cumhuriyeti yeni %100. Kurulmuş bir cumhuriyetti ve okumuş evlatlarını da Çanakkale başta olmak %100. Üzere kaybetmişti. %100. Dolayısıyla yeni bir cumhuriyeti kurmak, bir sistem değişikliğini şansımız gerçekleştirmek yoktu. O konuda hemfikirim. O dönemde örnek alınarak tabii aslında ki yapılmaya çalışıldı. Ama bizim ondan sonraki süreçte aslında orada sıkıntı. Kabahatimiz kendimize göre o kanunları belirlemekte sıkıntı yaşadık. Yani bugün gidiyorsunuz işte Kanada'da 3 kanunun 3 maddeden oluştuğunu görüyorsunuz tabii. Veya İngiltere'de ve onlar çok fazla kanun değiştirmiyorlar evet. Ve değiştirdikleri kanunu da 100 yıl gibi bir zaman dilimi içerisinde evet. Yanlış bilmiyor isem toplumda kabul edilebilirliğini tartışıyorlar tabii, ve ondan sonra tabii. Ama bizde öyle değil. Biz yani biz biraz atamızın yaptıklarının üstüne
Çok fazla bir şey koymamışız. Sıkıntı orada zaten. Evet. Aslında söylemek istediğim oydu. Yani doğru. Ben bugün genç meslektaşlarımda da görüyorum. Sizin az önce söylediğiniz modernlikle özgürlük vesaire çok karma karışık durumda. Yani hukukta mesela bir formal durum vardır. Adliyelerde bir giyim kuşam vardır, bir adap vardır. Yeni nesilde çok ciddi bir bu konuda şey yaşıyorum. Yani ne olacak ki, bu bizim özgürlüğümüzdür, bu bizim hürriyetimizdir diye anneneleri yok sayarak, yerleşik alışkanlıkları yok sayarak daha çok bozulmaya yol açıyor sanki bu. Aynen öyle. Size bir anımı anlatayım mı Tacizar Hanım? Öğrenciyiz. Kulakların içindesin. Sevgiyle ve saygıyla andığım Mübahat Kütükoğlu hocamız. İlmi araştırma usulleri diye bir ders alıyoruz. Daha tabii o zamanlar tarihler 84, 85, 86. Bir arkadaşımız kot pantolonla derse girdi üniversitede. Ve hoca gözlüğünü şöyle bir çıkarttı. Evladım dedi. Burası fabrika mı? Burası fakülte dedi. Lütfen git o kıyafetini değiştir, öyle gel dedi. Şimdi öyle hocalardan, şimdi biz kendimizde, yani beni yanlış anlamasınlar ama ben her mesleğin bir saygınlığı bir olduğuna inananlardanım. Ve kıyafetin de bunu gösterdiğine inananlardanım. Siz kendiniz. İki dakika ara verelim. Bana tabii, uyarıyor, beni uyarıyorlar. Beş dakika aramız var sayın konuklar. Devam edeceğiz kaldığımız yerden. Çünkü benim de bununla ilgili çok güzel bir anım var. Teşekkür ediyorum hocam. Evet sevgili seyirciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında bazı şeyler, kıyafet gibi şeyler özellikle, şekli gibi gözükse de dünyanın birçok ülkesinde çok formal şeyler var. Mesleğe, konuma, duruma göre yakışan imajlar var. Bunları yeni nesillerde oturtmak bizim elimizde. Bunun için de çabalıyoruz. Az önce anlattığınız örnekteki gibi. Şimdi Muhalla Hocam, aslında ben sizden şeyi dinlemek istiyorum. Tarihteki kadın yöneticileri, hükümdarları incelerken eminim ki sizi çok etkileyen hikayeler olmuştur. Bunlardan birkaç tanesini paylaşır mısınız bizimle? Yeni nesil de duysun bunu bence. Paylaşırım elbette ki. Tabii kitabımızda Tomris Hatun'dan başlıyoruz. İslam öncesi Türk tarihi olduğu için. Tarihi ikiye ayırıyoruz biz bugün tarihi anlatırken öğrencilerimize. Bir İslam öncesi Türk tarihi, bir de İslamiyet'ten sonraki Türk tarihi. İslam öncesi Türk tarihinde Tomris Hatun'u bilmeyen yok zannediyorum. Evet, isim olarak çok biliniyor evet, tabii ki. Çok fazla biliniyor. Ama bu eserimizde özellikle Kabaç Hatun var, Şagap Hatun var. İsimler de ne kadar güzel. Evet, aslında o dönem içerisinde. Zaten Ulu Hatunlar onun için söylüyoruz. Yani yüce manasında kullanıyoruz bunları. Terken Hatunlarımız var, Altuncan Hatunumuz var. Yine Raziye Begüm Sultanımız var. Yine aynı şekilde Dişat Hatunlarımız var. Yani çok gerçekten her birinin hayatı aslında... Bizde her birimizde, tabii insanlar da farklı farklıdır ama bir hissiyat oluşturacaktır. Ben burada bir Şagap Hatun'dan bahsetmek isterim. Buyurun. Bir de Raziye Begüm Sultan da yine tarih camiasında elbette biliniyor ama genel itibariyle çok fazla bilinmeyen kadın hükümdarlarımızdan bir tanesi. Şagap Hatun yaklaşık olarak 25 yıllık bir süre içerisinde Abbasi Devleti'nde varlık gösteren, gerek eşinin ve gerekse oğlunun halife olmasıyla hayatı değişen bir kadın. 25 yıl. Bazen naibe sıfatıyla, yani oğlunun adına yerine devleti yönetiyor. Türkistan'da soylu bir aileye mensup olduğunu biliyoruz. Yine Türklerin İslamiyet'i kabul etme süreci içerisinde ailesiyle beraber Bağdat'a geldiğini ve Bağdat'ta Halifelik Sarayı'na girdiğini ve bu sarayda uzun bir zaman kaldığını biliyoruz. O sırada güzelliğiyle ve yaptıklarıyla, çünkü çok farklı, neden? Bir anlamda diğerlerine benzemiyor. Çünkü
savaşçı. Aslında farklıya da ihtiyaç var çok toplumda. Tabii o dönemde Abbasiler için de farklı bir kadın. Çünkü yani kendi... Güçlü, yenilikçi. Yenilikçi ve her şeyden önemlisi asker. Hiçbir şeyden korkmuyor. Onlar için kadının bu şekilde olması İnanılmaz o dönemde tabii halifeyi de etkiliyor ve onunla evleniyor. Onundan bir oğlu dünyaya geliyor ve oğluyla uzun bir zaman Bağdat'ın yönetiminde söz sahibi oluyor. Ve dünya tarihinde, Türkistan tarihinde de çok önemli bir makam olan Karamanilik makamını kuruyor. Sadece kadınlara görev veriyor bu makamda. Devletin bütün girdilerini, çıktılarını, her şeyini kadınlar düzenliyorlar. Ve eğer görevi yerine layıkıyla getiremeyen olursa şikayetleri dinliyor. O döneme kadar Bağdat'ta böyle bir olay olmamış. Halbuki Türk töresinde öyledir. Hükümdar belirli aralıklarla halkın huzuruna çıkar eşiyle beraber ve Osmanlı'da da daha sonraki ilk kuruluş aşamasında bunlar devam etmiştir. Halkın dertlerini dinler ve ona göre de tedbirler alınır. Şagap Hatun bunu yapıyor. Tabii o dönemde insanlar yani bu kadın ne yapmaya çalışıyor diyorlar. Ve daha sonra oğluyla, üvey oğlu arasında aslında annesi genç yaşta olduğu için de süt anneliğini yapıyor. Onu yetiştiriyor. Oğlunun yanında yetişmesi için çok fazla emek harcıyor. Ama çok kısa bir süre sonra, oğlunu kaybettikten sonra, Karmatilerin bir Bağdat'ı muhasarası vardır. Onu kaybettikten sonra üvey oğlu halife oluyor. Şagap Hatun, Türk İslam tarihinde vakfiye kuran ilk kadın olarak da geçiyor. Vakfiyesi var ve bunu bir, fakirlere, iki, hastalara, üç, haca gidenlere, bütün malını onlara vakfediyor. Süt annesi olduğu halife oğlu, o sırada Bağdat'ın işte Karmatiler tarafından işgal süreci içerisinde çok fazla para harcandığı için gözünü onun hazinesine dikiyor. Ve çeşitli eziyetlerde bulunuyor. Şagap Hatun bütün bu eziyetleri... Aslında mobbing o zaman da varmış. Aynen öyle. Zindana atıyor. Ve diyor ki işte söyle bütün paranı bana ver. Fakat o diyor ki hayır bu para bana ait değil. Sadece sandığımda kendi özel şahsıma ait param var. Ben sana onu verebilirim diyor. Niye özel kılıyor onun için? Yetişmesine bir fiil katkıda sunduğu üvey oğlu ve süt anneliğini yapmış olduğu bu şahıs herkesin gözü önünde bir gün artık bakıyor ki vermiyor. Onu huzura çıkarttırıyor. Ayaklarından tavana astırıyor. Ve kırbaçlatıyor. Bütün vücudu kan revan içerisinde kalıyor. Çok özür diliyorum seyircilerimizden de. Büyük ve küçük idranı yapmasına ve hatta kaynaklar diyor ki yüzünden akıyordu gözyaşları içerisinde. Ama o halde bile hayır direnmiş diyor. Ben sana bunu veremem. Çünkü bu bana ait değil. Ve bunun bedelini de ölerek ödüyor. O kadar kıymetli bir değerden bahsediyorsunuz ki şu anda. Yani hayranlıkla dinliyorum bunu. Eskiden var olan ve gün geçtikçe de çok azalan bir şey bu. Çok da üzülüyorum işin açıkçası. Yani o duruşu sergileyebilmek bana ait değil ki bu hayatta hiçbir şey aslında. Evet. Yani bir sürü de felsefeden gelen, o topraklardan gelen bir topluluğuz biz. Ne tavsiye ediyorsunuz kadınlarımıza? Yani şimdi siz bu kadar yoğun, detaylı bir araştırmada zaten de çok da iyi bildiğiniz bir konu. Kadınların oradan buraya gelmiş, şu andaki bu kadınları görmek, yani iyi örnekler de çok ama çok da acıtıyordur içinizi herhalde. Ne tavsiye ediyorsunuz? Acıtıyor ama şöyle bir şey var. Bunlar, siz de teşekkür ediyorum cümlelerinize başlarken işte model örnek olmak diye ifade ettiniz. Her bir kadın aslında bizim için de model bir örnek olmalı. Çünkü her birinin hayatı farklı farklı. Şimdi biz sanayileşen bir toplumda pek çok değerimizi tarihin derinliklerine gömerek yaşıyoruz. Şu anda da bunu. Bir, bunu tekrardan ayağa kaldırmamız lazım. Benim kendi şahsi düşüncem bu. Ve buna hep birlikte inanarak mücadele etmemiz gerekiyor. Siz erkeklerin antik zekasından bahsettiniz. Ben buna katılıyorum. Ama bunun yanına bir de kadınların duygusal zekasının katılması gerektiğini düşünüyorum. Birlikte hareket edebilme,
Ve geçmişte atalarımızın, kadınlarımızın, Cumhuriyet döneminde yine aynı şekilde pek çok kadınımızın rehber, örnek rol oynadığını biliyoruz. Nermin Çiftçi gibi, evet. Türkan Akyol gibi, Süreyya Ağaoğlu gibi, ilk başbakan olma özelliğini taşıyan Tansu Çiller gibi. Yani dolayısıyla Cumhuriyet döneminde de biz aslında geriye yüzyıllar içerisinde var olan fakat bir kenara ittiğimiz kadına tekrar toplumda hak ettiği yeri vermeye başladık. Yani Cumhuriyet dönemiyle beraber bir sekteye uğradığına inanıyorum. Bunun da özellikle olduğunu düşünüyorum ben. Biraz da pompalanan bir şey gibi geliyor. Olabilir. Yani kadını kadın gibi görüp. Ben mesela son yıllarda pozitif ayrımcılık diye bir söylem kullanıyorlar. Ben buna karşıyım. Ben hiçbir zaman bana pozitif ayrımcılık tanınmasını istemiyorum. Benim kendi bilgimle bana yaklaşılmasını istiyorum. Eğer biz bunu başarabilirsek, bunu nasıl başarabiliriz? Bence eğitimle başarabiliriz. Tabii ki. Yani biz Japonya niye bu kadar çok fazla öne çıktı? Veyahut da Almanya niye bu kadar çok öne çıktı? Özellikle teknolojik anlamda. Çünkü çocuklarına ilkokul çağlarına itibaren gelenek ve göreneklerini öğrettiler. Kim olduklarını öğrettiler. Neyi yapabileceklerini öğrettiler. Bakın biraz önce söyledim. Tanrı dağlarından Tuna boylarına kadar. O dönem içerisinde Tacizer Hanımcığım, dünyanın yarısından bahsediyoruz. Çok ciddi bir şey. Siz dünyanın yarısına sahip misiniz? Sahip oluyorsunuz ve o topraklarda Hintlinin tarihine giriyorsunuz, Çinlinin tarihine giriyorsunuz, İran'ın, Fars'ın giriyorsunuz. Çok ciddi bir Rus'un kültür ve Avrupa'ya geliyorsunuz. Kavimler göçünü, Avrupa'nın etnik yapısının değişmesinde bir fiil rol oynayan bir devleti, özellikle Avrupalılarından sonra Avarlar çok etkilidir. Etkili oluyorsunuz. Yani muhteşem bir tarihiniz var. Elbette ki tarihinizde adaletle hükmetseniz de bazı istenmeyen olaylar yaşanacaktır. Ama ben şunu her zaman için söylüyorum. Derste de çocuklarımıza ifade ediyoruz. Biz bizi istenmeyen topraklara gitmedik. Çağrılan ve cihan hakimiyeti ülküsü dediğimiz bir ülküyle hareket ettik. Ülkünün amacı neydi biliyor musunuz? Töreydi. Yani Türk'ün töresini, adaletini dünyaya hakim kılmaktı. Bu düşünceden hareket eden Türkler işte bu topraklarda bir varlık gösterdiler. Bu varlık... Onu koruyabilmek de çok büyük bir mesele tabii. Tabii ki. Yani. Bakın ben 93 yılında Rusya'ya gittiğimde Moskova Devlet Üniversitesi'nin kütüphanesine gitmiştim. Yarım yamalak Rusça biliyorum. İşte ben Doğu Avrupa Türk tarihi çalışıyorum ama Rusçamı geliştirmek istiyorum. Bana bir kitap verir misiniz diye sorduğumda oradaki görevli şöyle bir bana baktı ve şunu söyledi. Şurada bir kitap var dedi. Adı da Türkiye'ydi o kitabın. Ama şu anda yani o dönemler tabii çok gençtik. Okuduğum o kitabın yazarını hatırlamıyorum. Zaman zaman da soruyorlar hocam hangi kitaptı diye. Ama kitabın adı Türkiye'ydi. Orada Türkiye'yi tahlil etmişler. Amerika Birleşik Devletleri'nde aslında 50'li yılların sonunda yazılmış olan bir kitabın Rusça tercümesini okumuştum nasıl ben. Nasıl tahlil etmişler? Nasıl tahlil etmişler biliyor musunuz? Diyor ki dünya milletleri içerisinde en aile yapısı en kuvvetli olan millet Türk milletidir. Türk milletinin aile yapısı üzerinde yapacağınız değişiklikler. Özellikle medya üzerine yapacağınız değişiklikler. Bozmak için en büyük silah. Evet. Bakın bu 60'lı yıllarda, 50'li yılların stratejik sonunda. Stratejik çalışmalar şimdi bunlar. Şimdi geldiğimiz noktada da birebir benzerleri evet. Yaşanıyor zaten. Şimdi genel itibariyle işte babana bile güvenme cümlesini çok fazla duyuyoruz. Ben buna hani o kelimeyi Türkçe'yi de doğru kullanmak isterim. Karşı çıkanlardanım. Çünkü aile biriminizin en babana büyük güvenmeyeceksin, kime güveneceksin? Babana güvenmeyeceksiniz de kime güveneceksiniz? Dolayısıyla aile müessesesini çok iyi sağlam tutmamız gerekiyor. Birinci aslında en büyük problemimiz bu. İki, geleceğimiz gençlerde gençlerimizi çok iyi yetiştirmemiz lazım. Çağın gerekleriyle yetiştirmemiz lazım. Çünkü karşı veya biz diye bir şey yok. Yok. Benim anlayışımda. Kendini iyi yetiştirmek var. Ama kendini iyi yetiştirirken önce kendine inanmak, kendine güvenmek ve kendi değerlerini bilmek var. Biz bu noktada çocuklarımıza, üniversitede de çok söylüyorum.
Her şeyi başarabilirsiniz. Başarabileceğinizi ifade etmeniz lazım. Ama biz eğitim sistemimizde çocuklarımızı, çok yanlış anlamasın hocalarımız bizi ama genel itibariyle elbette ki çok değerli hocalarımız vardır. Ancak çocukları ötekileştirerek, işte sen yapamazsın, edemezsin diyerek evet. bir psikolojiyle büyüttüğümüz zaman o çocuklardan ne kadar başarılı olmasını bekleyebiliriz. Evet. Onun için iyi bir eğitim politikası, iyi öğretmen, edebiyat fakültesinde bir hocayım. Benim yetiştirdiğim çocuklarımın büyük bir kısmı da öğretmen oluyorlar. Ama eğitimde o kadar çok fazla sıkıntılar var ki, öğretmenlik en iyi bir meslek. Çünkü öğretmek çok son kutsal, derece tabii. önemli. Öğretmekle de kalmıyor, yetiştirmeniz de gerekiyor aynı zamanda. Yani mesleki bilgiyi verip geçersiniz. Yok. Belki sizden öğrenemez ama başka birileri öğrenir. Hayatı öğretmek orada çok evet. kıymetli, doğru öğretmek. Hem mesleki öğretmek. Bilgileri tabii. vereceksiniz hem de onları hayata hazırlayacaksınız. Bunun çok iyi yapılması lazım. O yüzden biraz kızlarımıza şunu söylüyorum. Özellikle üniversitelerde. Ben yapabildiysem siz de yaparsınız. Çünkü bizler de işte Anadolu'dan çıktık, İstanbul'a geldik, okuduk. İşte hayatımın 6-7 yılı Rusya'da geçti, Kazakistan'da geçti. Ne kadar zor şartlarda geçmiştir. Çok zor şartlarda. Tabii. Başka ki, bir de Rusya yani. O dönemde düşünün yani. Komünizm. Şöyle bir şeyi de anlatayım zaman zaman 8 Mart'larda çok anlatırım. İşte 8 Mart olduğunu yani o dönemde tarihler 94. Konuşulmuyordu ki zaten. Bilmiyorum. Tabii. İnanın bilmiyorum yani 8 Mart'ın bir Dünya Kadınlar Günü olduğunu bilmiyorum ben. Evimden fakülteye gidecektim ama önce Rusça öğrenmek için hocama gidiyorum. İndim otobüsten, bir bey bana bir kırmızı gül verdi. Hadi bakalım. Şimdi tabii yaşım çok genç. Birden korktum, irkildim. Neden hani bana veriyor diye. Hayır, Nina da diyorum. Hayır, istemem diyorum. Şöyle bir baktı bana, bir şey söylemedi. Bir de çok karlı bir gündü, hiç unutmuyorum. Yüzüm gözüm de sarılı böyle. Belli bir mesafede gittikten sonra yine bir beyin bana bir karanfil uzattığını gördüm. Üç defa bu tekrarladı. Sonra Rus hocamın odasına, evine girdiğimde kapıyı açtı böyle. İşte kutluyorum dedi. Ben anlayamadım neyi kutluyor diye. Anlamadığımı anladı. Ve sonra bana Rusça o günü anlatan bir metin getirdi. Sonra dedim ki ya böyle bir gün mü varmış? Bakın. Yani daha sonra biz de 8 Mart'ı kutlamaya başladık. Aslında yani 8 Mart tabii işin şekli tabii. kısmı ama biliyorsunuz ki atamızın tabii. Dünyanın birçok ülkesinde kadın haklarının tabii. Edinilmesinden 20'şer 30'lar yıl tabii. önce kadın haklarına, tabii. kadınlara bahşetmiş olduğu bir ülke toprağından geliyoruz biz. Bunlar çok kıymetli. Şunu söyleyelim, Atatürk çok okuyan bir kişiydi. Evet. Tarihi çok iyi bilen bir kişiydi. Tarihi çok iyi bilmek çok önemli. Aynen öyle. Ve tabii Atatürk'ün etrafında bugün benim de çalışmaktan büyük bir gurur duyduğum Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı'nın kurucusu olan Zeki Veli Togan hocalarımız vardı. Ve tarihte aslında kadının rolü Atatürk'e de anlatıldığı için ve kendisi de o duyguyla yetiştiği için tabii annesi kadınlar, tarafından. Tabii. Kadınların önünü böyle. Yani o dönemde hiç kimsede olmayan hakkımızı, tarihte gördüğümüz, bize verilen o hakkımızı o da bize teslim etti. Ben öyle düşünüyorum yani. Tabii o dönemde bunu yapabilmek çok zordu. O şartlarda tabii yani tabii. inanılmaz büyük tabii. bir başarıdır o. Elbette. Çünkü toplum henüz bu radikal değişikliklere çok hazır değil. Biz bugün şu anda sizinle bu programı yapabiliyorsak, aynen öyle. Yani gerçekten Cumhuriyet'in bize kazandırdığı, Atatürk'ün bize kazandırdığı haklarla bunu yapabiliyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Kesinlikle unutmamamız lazım. Bu tür programların, bu tür sohbetlerin de yaygınlaşması lazım. Yani kadının öyle veya böyle bir şekilde sosyal hayatta, iş hayatında, anne olsun olmasın hiç fark etmez. Daha etkin rol alması lazım. Elbette. Yani bunun için kadın mücadelesinin hiçbir zaman bitmemesi lazım. Siyasi hayatta da öyle. Sizinle az önce sohbet ettik. Yani kadın kotaları var, kadınlar kullanılıyor, kadınlar imaj olarak ortaya çıkarılıyor. Ama dönüp seçim zamanı gelindiği zaman az önce yüzdeyi konuştuk. Çok korkunç bir yüzde. Aday olarak gösterilen kadın oranı veya çıkan belediye başkanı kadın oranı çok çok düşük. Yani bunun hızla artması lazım. Kadının toplumdaki yerinin erkek egemen toplumda
daha fazla kabul görüyor olması bizim mücadelemizle alakalı değil mi? Aynen katılıyorum. Yani ben siyasi olarak bu meseleye baktığım zaman partiler üstü konuşmak isterim. Tabii ki. A partisi, C partisi fark etmiyor ama gördüğümüz şu. Siyasette kadının adı yok. Ancak her seçim dönemlerinde maalesef bu hep dile getiriliyor. Kadınlara verilen değer aynı şekilde. Ancak bunun adaylığa yansıması maalesef çok farklı oluyor. Sanki kadınlar biraz pazarlama yöntemi olarak kullanılıyor gibi geliyor bana. Yani biraz öyle oluyor. Öyle oluyor. Öyle oluyor. Yani biraz vitrin oluyor, imaj oluyor. Hani biz kadınları siyasi hayatta çok yer veriyoruz. Bir parti veya X bir kuruluş için bir önem arz ediyor çünkü bu. Biraz kullanılıyor gibi geliyor. Bana reel, gerçek yaşamda samimi gelmiyor büyük bir kısmı. Yani erkekler siyaseti daha çok erkeklere ait bir alan olarak görüyorlar. Öyle düşünüyorum yani özellikle Türkiye'de. Ve bu noktada kadınlar da görüntüde yani mesela çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Ben özellikle İYİ Parti'de kurucular kurulunda da görev almıştım. Ancak daha sonraki süreçte bunu göremedik. İYİ Parti de bir kadın liderin önderliğinde olmasına rağmen ne yakın dönemdeki belediye seçimlerine ne de daha önceki milletvekili seçimlerinde istenilen bir kadını adayı gösteremedi. Toplumun bu konuda kadınların yaşamda daha çok yer alması için uzun vadeli herhalde eğitim ve bilinçlendirme çok önemli herhalde değil mi? Elbette. Yani çünkü bizi o sisteme sokmayan siyasete, iş hayatına, sosyal hayata iten erkek zihniyeti de bizlerin yetiştirilmesinde etkili olduğumuz aynen, çocuklar aslında. Aynen öyle. Yani neden korkulur kadından veya neden istenmez kadın o hayatta? Oraları bizim oradaki tanımlarla oynamamız lazım şöyle, herhalde. Şöyle kadın annedir. Tabii. Kadın anne olduğu için de baş tacıdır. Orada ona bir kutsiyet veriyoruz. Güzel, çok kıymetli. Onu orada bırakıyoruz. Onu da koruyalım, onu ama da yapalım. Onu çalışma hayatına taşıdığımız zaman, beraber çalıştığımız arkadaşımız olduğu zaman rakibimiz olmaya başlıyor. Evet. Dolayısıyla da o rakibe ortamında onun önünü açmayı çok fazla düşünmüyoruz. Bence en büyük sıkıntımız bu. Doğru. Bunun değişmesi lazım. Yani biz çocuklarımızı yetiştirirken onlara yine söylüyorum bakın hep üzerinde basa basa durduğum kavram daima ve daima adalettir. Hı hı. Yani adalet herkesin hakkını vermektir Kutadgu Bilinge göre. Yani ne kadar kıymetli bir cümle. Herkesin hakkını vermektir. Tabii. Adalet. Tabii. Çok önemli. Tabii. Liyakat ve adalet üzerinde çocuklarımızı yetiştirdiğimiz zaman bu kavramları çok onlara öğretmek lazım aynen, herhalde. Aynen. Ev içindeki yaşamda bile bu farkında olmadan onlara öğretilebilir bir şey aslında. Evet. Kadınlara burada çok iş düşüyor. Hocam son 1-2 dakikaya girdik. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Bugüne dair söylemek istediğim bir şey var. 10 Nisan 1928'de 1924 Anayasamızın içerisine laiklik kavramının girdiği bir gün bu. O yüzden bugünün de önemi bizim için önemli. İnşallah laik, hukuka uygun, adil yaşamaya devam ederiz. Demokrasiye yakışır şekilde bir yaşam hepimiz hak ediyoruz. Elbette. Tekrar teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Sizi sık sık konuk etmek istiyoruz. Kadınları biraz konuşmak üzere son sözü size bırakıyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bizi seyredenlere şunu söylüyorum. Nerede olursanız olun. Daima en iyisini yapmaya çalışın ve başarılı olun. Yapabileceğinize inanın. Buna inandığınız takdirde başarı hemen arkasından gelecektir. Kendinize saygınız olsun, kendinizi sevin, bu toplumu sevin ve bu toplum için bir şeyler üretebileceğinize inanın. Tekrardan KRT televizyonuna ve size gönülden teşekkür ediyorum ve başarılarınızın devamını biz diliyorum. Biz teşekkür ediyoruz sevgili Muhalla Hocam. Sevgili seyirciler, gelecek hafta Feminen Adalet'te görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.